Merhaba arkadaşlar, bugün Aydın Didim, Akyeniköy Mahallesi'ndeyiz, Seyrantepe bölgesindeyiz. Seyrantepe'de sanırsam bu 4. 5. videom olacak değerli arkadaşlar. Yeşiltepe'nin bitişiğinde. Malumunuz biliyorsunuz ki Yeşiltepe'de de videolar çekiyoruz. Bugün sizlere karşıda görmüş olduğunuz villayı tanıtacağım değerli arkadaşlar. 622 metrekare arsa içerisinde 4 oda, salon açık mutfak, özel yüzme havuzlu, özel otoparklı, geniş bir villadan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Bugün Sinan kardeşimle beraber detaylıca sizlere tanıtımını yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok güzel bir bahçe alanı var. Tabii palmiye ağaçları, limon çamları, bahçe duvarlarının üstte komple taş duvar olması, demir ferforjeler ve çim çitlerinden izole etmesi gerçekten güzel. Otopark alanımız karşı tarafta gördüğünüz gibi aracımız park halinde. Ön tarafta da gerçekten güzel sabahlı sistemle yapılmış mükemmel bir havuz alanımız var değerli arkadaşlar. Tabii biz etraflıca dolaşacağız. Peki burası nasıl bir yer diye sorar iseniz değerli arkadaşlar, Milas Havaalanı'na, yani Muğla Milas Havaalanı'na 70 kilometre mesafedeyiz. Bu çok önemli bir faktör. Bunu hemen açıklamam lazım. Bodrum-Milas yoluna da 50 metre üzerindeyiz. Yani 50 metre mesafedeyiz. Tabii burada nasıl yaşayabilirim? Doğayla iç içesiniz. Bafa Gölü'ne 2 kilometre mesafemiz var. Bafa Gölü'nü bilenler biliyor. Akbuk Plajı'na 5 kilometre mesafemiz var. Didim Altınkum Plajı'na 15 kilometre mesafedeyiz değerli arkadaşlar. Bu mesafeleri söyleyeyim. 622 metrekare arsa içerisinde 4 oda, 1 salon, açık mutfak, güzel bir ev tanıtacağım. Tabii dış cephesi patlak taş dediğimiz taşlarla dekore edilmiş. 4 cephesinde kamera güvenlik sistemlerimiz mevcut. Öncelikle bahçe alanını dolaşalım. Özellikle klima tesisatları için hepsini izole yerlere koymuşlar. Tabii meyve ağaçları var, limon çamları var. Özellikle bahçe duvarının böyle güzel bir şekilde örülmesi gerçekten hoş. Benim geniş bir bahçem olsun, tek başıma olayım, sessiz sakin bir yerde olayım derseniz tam da aradığınız yer değerli arkadaşlar. Tam bağımsız, tam müstakil olması açısından böyle detaylıca gezeceğiz değerli arkadaşlar. İki tane girişimiz var. Birisi otopark alanı, köşe başı, önümüz park ve yeşil alandan ibarettir. Bir de yaya girişimiz var. Araçla geldiğinizde zaten otoparkla gireceksiniz. Yaya girişinden geldiğinizde silahını şöyle göstersin. 10 basamakla yukarı çıkıyoruz. Yerden çok yüksek bir şekilde yapılmış. Aslında bize burada bir drone lazımdı değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz ki biz drone ile çekim yapmadık. Şu anda drone'umuz da yok. Dolayısıyla güzel bir ev. Elimizden geldikçe her köşesini sizlere tanıtmak istiyoruz. Çelik kapının önündeyiz değerli arkadaşlar. Çelik kapımızı açtığımızda hol oluşuyor. Sinan'ı tabii içeri davet edeceğim. Sinan içeri geldiğinde çelik kapımızı kapatacağız değerli arkadaşlar. Tabii bu tip projelerde en beğendiğim şey alt katta, giriş katında oda olması değerli arkadaşlar. Gerçekten güzel bir oda. Ebeveyn banyolu aynı zamanda. Gördüğünüz üzere panjurumuz kapalı şu anda. Bahçeye çıkış için sürgülü kapımız var. Televizyon sistemlerimiz var. Kalorifer sistemlerimiz, döşenli çıkışları dışarı verilmiş. LED ışıklarımız var değerli arkadaşlar. Çok güzel. Aynı zamanda ebeveyn banyolu demiştim. Hemen şöyle bir banyonun içerisine girelim. 120'ye 120 bir duşakabinimiz var. Kare şeklinde. Tabii karolaj kullanmış. Tuvalet alanı, Hilton dolabı. Bu da ideal bir ebeveyn banyo olması için ideal bir banyo. Şimdi devam edeceğiz. Tabii koridor kısmından devam ederken gördüğünüz üzere lake malzemeden antresit rengi ve beyazdan vestiyer alanımız var. Gayet de güzel şık durmuş değerli arkadaşlar. Tabii şöyle salon kısmına girdiğimizde 60'a 120 porselen seramik tavanlarda da alçı çalışması var. LED ışıklar, spot lambalar var. Burada çıtalar çevrilmiş, televizyon ünitesi, kamera güvenlik sistemleri buraya düşünülmüş. Havuz alanına çıkış için de sürgülü kapı vermiş. Sinan kardeşim çok güzel bir çekim yapıyor zaten. Tabii açık mutfak demiştim. Mutfağın alt kısımları antresit olmak üzere üstü de lake malzemelerden yapılmış. Gerçekten güzel. Burada da mini bir ada mutfağımız var değerli arkadaşlar. Mutfağın içine geldiğimizde buzdolabı, fırın, mikrodalga, granit tezgahımız mevcut, bulaşık makinesi. Affedersiniz tabii siyah granit evye,
sürgülü penceremiz mutfaktan da veranda alanına çıkışımız söz konusu. Gerçekten güzel. Tabi ada mutfağın iç kısımlarında çekmecelerimiz, raflarımız mevcut. Gayet güzel, gayet kaliteli bir şekilde yapılmış değerli arkadaşlar. 4 oda salon, açık mutfaktan bahsediyoruz. Zaten odamız ebeveyn banyolu. Tabi salonun içerisinde de bana göre burası olmamış ama siz isterseniz kiler olarak da kapatabilirsiniz. Buraya da ekstradan bir tuvalet alanı düşünülmüş. Hilton dolabı, tuvalet alanı, çift açımlı vasıtas penceresi. Zaten iki katlı bir villadan bahsediyoruz. Şimdi üst kata çıkacağız değerli arkadaşlar. Zemini tanıttıktan sonra üst kata çıkacağız. Gördüğünüz üzere mersin beji dediğimiz mermerlerle basamaklar yapılmış. Tabi spot lambalar sensörlü verilmiş. Kare korkuluklarımız var aynı zamanda. Merdiveni aydınlatmak için penceremiz mevcut. Tabi merdiven kovanının hemen iç kısımlarda led ışıklar, güzel aplik lambalarımız mevcut. Değerli arkadaşlar gerçekten güzel bir ev. Fiyatı da çok uygun, hemen söyleyeyim. Bu güzel evimizin fiyatı 7 milyon 750 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. Pazarlığa açık, takası açık değerli arkadaşlar. Hemen ikinci yatak odasına geçiyoruz. İkinci yatak odasına geldiğimizde bu yatak odamız da ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Yani iki tane oda tanıtıyorum şu anda. İkisi de ebeveyn banyolu. Yatak başları varyen şeklinde. Sağında solunda aplik lambalarımız var. Tavanda güneş ışıklarımız mevcut. Buradan da sürgülü kapıdan balkona çıkışımız var. Aslında Sinan kardeşim dayanamıyorum, güzel bir manzara. Balkonumuz çok güzel değerli arkadaşlar. Şöyle balkona çıktığımızda çam ağaçları değerli arkadaşlar. Böyle yeşil tepeye tamamen hakim. Gördüğünüz üzere manzarası da çok güzel. Doğayla iç içe bir yerden bahsediyoruz. Tabii ikinci odamızı, balkonlu odamızı tanıttıktan sonra şimdi ebeveyn banyolu demiştim. Banyoların üzerine çok durmayacağım. Sinan kardeşim şimdi sizlere hemen duşakabini böyle bir genel olarak çeksin. Çift açımlı vasıtas pencere, Hilton dolap ve tuvalet alanı. Tabi tavanlarda bile asma tavan yapılmış, bordex malzeme kullanmış. Görmüş olduğunuz gibi her odamızda da televizyon sistemleri mevcut. Odalarımız geniş ve güzel. Tabi hemen genel banyoya geçelim. İkinci odayı tanıttıktan sonra şöyle bir genel banyomuza baktığımız zaman son derece geniş, ferah bir banyo. Gene sürgülü duşakabin, tuvalet alanı, Hilton dolabı, çift açılımlı vasıtas pencere, Kütahya bu seramikleri döşemiş. Vitrifya malzemeleri de son derece kaliteli değerli arkadaşlar. Şimdi hemen 3. yatak odasına geçiyoruz. Odaların büyüklüğü değerli arkadaşlar gerçekten çok iyi. 20 metrekare. Vavyen şeklinde düşünülmüş gene yatak başları. Buradan da ışık aydınlatma için güzel bir Fransız balkon konulmuş. Gayet güzel, şık bir şekilde tasarlanmış. 3. yatak odamız bu şekilde. 4. yatak odamıza geçip videomuzu bağlayacağız değerli dostlar. Şimdi hemen 4. yatak odasına geçiyoruz. Gerçekten oda ölçüleri çok güzel. 2 tane sürgülü kapı var Fransız balkon tarzında. Önlerine alüminyum korkuluklarımız yapılmış. Doğayla iç içesiniz. Aydın, Didim, Akeniköy Mahallesi. Seyrantepe bölgesindeyiz değerli arkadaşlar. Son zamanlarda revaçta olan yatırım için burada çok güzel yerler alınıyor, satılıyor. Dolayısıyla sessiz, sakin bir yer. Videonun başında söylediğim gibi burada araç olmak zorunda değerli arkadaşlar. Tabii çeşitli yatırımlar yapılıyor şu anda. AVM ve Salkoca projeleri var diye duyumlar alıyoruz. Dolayısıyla aracınız olduğu zaman zaten Akbük plajına 5 kilometre, Didim Altınkum Halk plajına 15 kilometre, Didim Bafa Gölü'ne de videonun içerisinde de söylediğim gibi 2 kilometre mesafededir. Milas Bodrum yoluna da 50 metre mesafededir değerli arkadaşlar. Bugün sizlere 622 metrekare arsa içerisinde 4 oda, 1 salon, açık mutfak, özel yüzme havuzlu, özel otoparklı, mükemmel bir villa, sıfır mükemmel bir villa sunumu için geldik buraya. Tabii Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğendiniz. Tabii fiyatını tekrarlamak istiyorum. Bu güzel villamızın fiyatı 7 milyon 750 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 7 milyon 750 bin Türk lirası Didim sınırları içerisinde mantıklı, takasa açıktır değerli arkadaşlar. Tabii Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.